Merhaba arkadaşlar. Özellikle Android tabanlı Gmail hesabı ile açılmış telefonlarınızın kaybolduğunda bulunabilmesi için çok basit bir işlemden bahsedeceğim. Bunu çoğu kişi ihmal ediyor. Sonra telefonu kaybolunca vay anam vay diyor. Hatta arkadaşlar telefon hani çalınsa veya uzakta kaybolsa değil, bazen evin içinde de kaybolabilir. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ondan bahsedeceğim. Öncelikli olarak telefonumuzun şarjının bitmemesi, sesinin de açık olması lazım. Bundan sonra internet üzerinden ayarlar kısmından mutlaka Google yani Gmail hesabıyla açık olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi. Ama önce hesaplar kısmında Gmail hesabınızın olup olmadığını bir kontrol edelim. Bakın aşağıda Google gördüğünüz gibi Gmail hesabıyla açılmış. Burada da en başta. Şimdi Gmail hesabının içerisine girdikten sonra bu yeni telefonlarda özellikle Redmi'de biraz daha teferruatlı. Eski telefonlarda sadece hesaplarda Gmail, WhatsApp gibi seçenekler var. Cihazımı bul seçeneği var. Cihazımı bul seçeneğinde cihazımı bulu kullanı seçiyoruz. Telefon tarafındaki işimiz bitti. Çıkalım buradan. Her şeyi kapatalım. Açık olan uygulamaları. Arkadaşlar şu gördüğümüz telefonun birebir aynı ekranı. Siz de görebilin diye. Bir, tıpkı kamera gibi bilgisayardan telefon ekranını görüyoruz. Şimdi dünyanın herhangi bir yerindeki bir bilgisayardan veya telefondan. Tekrar ediyorum. Başka bir bilgisayar veya telefon veya tabletten hatta televizyondan. Gmail hesabıyla oturum açtıktan sonra hesabınızı yöneti açıyoruz. Burada güvenlik kısmına gidip bilgisayar, telefon, tablet veya TV'den. Kısaca başka bir Gmail hesabından Google'a da telefon edip alo benim telefonum kayboldu diyebilirsiniz. Burada aşağıda kayıp cihazı bul var. Buradan teferruatlar falan var. Onları geçiyorum. Hatta direkt oradan gidelim. Cihazları yönet de var aşağıda. Kayıp cihazı bul diyoruz. Bize diyor ki hangisini diyor. Biz de diyoruz ki Redmi 12 diyoruz. Dedikten sonra bize bakın telefonda ne oldu? O telefon kaybolduysa ya da o kişinin eline bu uyarı geldi. Tutuştu şu an. Affedersin telefonu attırıverdi. Neden? Çünkü birazdan sat komandaları üstüne inecek. Bakın burası Mersin Tarsus. Şöyle eksi. Bakın Türkiye'de Mersin Tarsus'ta Şehitler Tepesi'nde Gökçek sitesinde falan filan. Tak adamın tepesine şu an özel harekat indirim yaptı. Peki bu koltuğun altına sıkışmış. Ne yapacağız? Evi bulduk da yani nerede? Çok basit. Cihazda sesi çal. Duyuyor musun sesi? Şu anda o telefonda sürekli ses ötüyor. Evet, şartlarımız neydi? Tekrar edelim. 1. Önce bakın gördünüz mü? Ekrana da bu uyarı geliyor. Tabii Gmail bunu sürekli geliştiriyor. Bu da çok güzel bir şey. Telefonunuz kaybolduğunda onu bulabilir, sesini açtırabilir. Önceliklerimiz neydi? Şarjımız full olacak. İnternetimiz olacak. Bak internet de olmak zorunda. Tabii bu da zor. Bir de telefonumuzun Gmail hesabıyla eşleşmiş olması gerekiyor. Arkadaşlar bu hani başımıza gelmez demeyin. Çocuğunuz telefonla birlikte kaybolabilir. Veya telefon üzerinde olan bir kişi bayılabilir, hasta olabilir. Veya insanın aklına gelmek istemiyor, çocuk kaçırılabilir veya deprem olabilir. Deprem altındaki insanlar da bu şekilde bulunabilir. İnşallah bu yeniden yaptığım video beğenilir. Çok işe yarar. Dualara icabet etmek isterim. Tabii ki para da kazanmak istiyoruz. Bir abone olursanız, böyle bir beğenme gibi bir şeyler yaparsanız Allah'a emanet olun. Tabii nereye beğeneceğiz onu da bilmek lazım. Jetnet.com.tr YouTube kanalıma. Kendinize iyi bakın. Bazen eleştiri, bazen tanıtım, bazen eğlence. Bay bay.